Hadi gelin şimdi 5 bölü 3 ve 10 bölü 7 kesirlerini karşılaştırıp hangisinin daha büyük olduğunu bulalım. Öncelikle, iki kesirin de 1 tamdan büyük olduğunu fark ettiniz, öyle değil mi? Mesela, bu kesir için, 1 tam 3 bölü 3 iken, burada 5 bölü 3 var. Bunun içinse, 1 tam 7 bölü 7'ye eşit. Ama, bize verilen kesir, 10 bölü 7. Evet, Sizce bunlardan hangisi daha büyüktür? İkisi de bir tamdan büyük ama hangisi daha büyük? Büyük olanı bulabilmek için kesirleri sayı doğrusu üzerinde göstereceğim. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve kesirleri sayı doğrusu üzerine önce kendiniz yerleştirmeye çalışın. Sayı doğrusu üzerinde 0, 1, 2 ve birinci kesir için 3'te 1leri işaretlenmiş. Mesela burası 1 bölü 3, burası 2 bölü 3. Evet, bunlar mavi ile işaretlenmiş. Sıfırdan 1'e kadar olan aralığın 3 eşit parçaya ayrıldığını görüyorsunuz değil mi? 1, 2 ve 3. Aynı şekilde 1'den 2'ye kadar olan aralık da 3 eşit parçaya ayrılmış. 1, 2, 3. Şimdi tüm 1 bölü 3'leri ya da 3'te birlikleri işaretliyorum. Bir kere daha tekrar edeyim bu 1 bölü 3, bu 2 bölü 3, bu 3 bölü 3. Yani 1 tam, bu 4 bölü 3 ve burası da 5 bölü 3. Devam edersek, 2 de 6 bölü 3'e eşittir. Bize verilen kesir 5 bölü 3 olduğuna göre buraya bir nokta koyalım. Buraya kadar da karalamaya tabii ki gerek yok. Evet, burası 5 bölü 3. Sırada 1 bölü 7'ler ya da 7'de 1'ler var. 1 bölü 7'leri gösterebilmek için 0'dan 1'e kadar olan aralığı ya da her tamı 7 eşit parçaya ayırmamız gerekir. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 7 eşit parça var. Burası 1 bölü 7, burası 2 bölü 7, 3 bölü 7, 4 bölü 7, 5 bölü 7, 6 bölü 7, 7 bölü 7. Bunu yazalım. 1 tam 7 bölü 7'ye eşittir. Devam ediyorum. 8 bölü 7, 9 bölü 7 ve 10 bölü 7. İşte burada. Evet, bu nokta 10 bölü 7. 5 bölü 3 ile 10 bölü 7 kesirlerinin ikisinin de 1 tamla 2 tam arasında olduğunu görüyoruz. Peki, hangisi daha büyüktür diye sorarsam ne yanıt verirsiniz? 5 bölü 3 sayı doğrusu üzerinde 10 bölü 7'nin daha sağında. Anlaşılması daha kolay olsun diye şöyle işaretleyeyim. 10 bölü 7 burada. 5 bölü 3, 10 bölü 7'nin sağında olduğu için 5 bölü 3, 10 bölü 7'den büyüktür. Sembolü de koyalım. Sembolün açık ucunun her zaman büyük sayıya doğru olması gerektiğini unutmayın. Buradaki büyük sayı 5 bölü 3 olduğu için sembolü şu şekilde yazıyorum. Sembolün bir ok olduğunu düşünürseniz, ok, küçük sayıyı işaret etmeli. Anlaştık mı? Sonuç olarak, 5 bölü 3'ün 10 bölü 7'den büyük olduğunu bulduk.